Galatasaray Giresun'dan net bir oyunda net bir galibiyet aldı. Sizi yanıltmasın maçın ilk yarısında sanki Giresunspor kafa kafaya oynayacak gibiydi ama sonuçta Giresun Spor'da kaliteli futbolculardan kurulu bir takım bu direnci gösterecektir. Ama Galatasaray'da herhangi bir hedef sapmasına neden olmadı bu baskılı başlama taktiği. Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş bence çok doğru bir taktikle başladı. Yani Galatasaray'a oyunu vermeden Galatasaray'ın oyunu alma çabası sırasında fazla adamla hızlı top oynayıp pozisyon bulma arayışına girdi ve bunu da başardı. Ancak Galatasaray futbol takımında bunu bekleyen bir hava vardı. Yani bu böyle olacak, doğrudur denildi ve bundan da korkmadılar. Çünkü Okan Burun çıkardığı kadrodan bu görünüyordu. Yani Emre Taşdemiri sola almadı, Dibuya aldı. Benim bir evet konuşmamda önerdiğim gibi demek ki beni dinlemiyor. Berkanı almadı, onun yerine yine Olivier alı kurguyu yaptı ve Barış Alperi koydu. Yani ben hücum oynayacağım dedi. Gerçekten de hücuma yönelik bir takım olduğu için de ilk yarı pozisyon verir pozisyonda kaldı. Gol yense 1-0, 2-0 Giresun'a dönse maç ve tekrar çek çevirebilir mi? Sanki 2 0 bilmiyorum ama 1-0'dan da çevirebilir bir görüntü vardı. Galatasaray bir şeyler yapıyor ve bunu bilerek yapıyordu. Penaltı pozisyonuna gelince penaltı penaltı. Ama başta yanıldık çünkü üst tarafa baktık. Icardi'ye dirsek mi vurdu vesaire diye bakarken alt tarafta basıyormuş. Birçok kişi bunu gördü ama açıkçası ben göremedim. Vara gittiğini önce anlamadım. Tekrar gösterince o basmayı görebildik. İkinci yarı da herhalde futboldan çok anlamaya gerek yoktur. Giresunspor'un bir dönüş, bir beraberlik yakalama baskısı olacaktı. Bu baskı için de ofansif bir kurguya geçmek gerekir miydi? Okan Buruk da yani sizler de böyle düşünüyorsunuz. Buna gerek duymadı. Şöyle duymadı. Çünkü o baskıdan gol gelirse tekrar ofansif kurguya takımı yönlendirmek çoğu senaryoda mümkün olmuyor. Ancak 2-0'dan sonra Giresunspor'un bir dönem hızlı bir oyunu oldu. 3-5 tane de pozisyon yakaladılar. Bir tanesinde alt pasın içerisinde birbirine çarptırıp golü bulamadılar. Uzaktan şutlar oldu. Giresunspor'un eksiğini söyleyeyim. Ceza alanını gördükten sonra ta bizlere amatör liglerdeyken ya da altyapılardayken söylenen bir laf vardı. O zamanlarda anlamazdım. Kaleyi görünce vurun, çerçeveyi görünce vurun, kaleyi görünce vurun, çerçeveyi görünce vurun. Bundan battılar. Yıllar önce kafasına işlenmiş kaleyi görünce vurun. Halbuki bir ekstra pas, iki ekstra pas onu durdurabilecek dünyada defans yok. Galatasaray'da da Milot yaptı bunu. Yan tarafta çok net komisi varken riske girip kendisi vurdu. Herhalde ilk golünü atmak istedi. Eğer oyun karakteri buysa, çünkü bu savunulacak bir pozisyon değil. Yan tarafa bırakacaksın. Adamda boş kaleye atacak gomis var yanında. Ama bunu ilk golünü atma heyecanına verip daha sonra gözümüzü üzerine dikmeliyiz sürekli bunu yapacak mı diye. Okan Burak bu maçtaki tek büyük eleştirim o 2-0'dan 3-0'a geçene kadar Giresun Spor'un oyuncuları hala diriyken kendisini çok fazla zorlamış Barış Alper'le Sergio Oliveira'yla oynamasıydı. Barış Alper'in yüzünden okuduk çıkacağı sırada bile bir güç bulup da çıkamadı. O kadar yordu kendini. Beklediğim adamlar girdi ama beklediğim değişiklikler olmadı. Yani Barış Alper çıkmadı. Daha sonra çıktı Barış Alper. Ben daha ziyade Sergio Oliveira çıkar sanıyordum. Mertens çıkarttı. O esnada tabii bunlar doğru değişikliklerdi aslında. Önümüzdeki maç periyoduna bakınca anlaşılıyor. Çünkü çarşamba günü Ümraniye Spor maçı var. Çarşamba ya da şurada ne kaldı ki yani? Kaç gün idman yaparsınız? Kaç gün dinleneceksiniz? Ki çok zor bir maç oldu. Giresun Sporlu oyuncunun ayağı çekti. Çok yoruldu Torreira. İkade neredeyse 90 dakikaya yakın oynatıldı. Hani Mertens'i biraz erken çıkartabildi. you Burada Okan Burak'a eleştirim bu. Biraz daha değişikler erken olabilirdi. Sanki her hafta aynı eleştiri yapıyoruz. Ama şunu da söyleyelim hemen. Üst üste 10. galibiyet bu. Bu bir süperlik rekoru. Böyle bir şeyi hiçbirimiz yaşamamışız demektir. Rekor demek ilk defa yaşanan şey demektir. Yani bunu da kutlamak lazım. Gerçekten çok iyi bir takım. Gelelim esas konuya. Şimdi ben bunları konuşurken bir yandan da haber geliyor. Kaan Ayhan geldi. Mert Müldür yolda. Ne yapılırsa yapılsın. Daha doğrusu ne oluyorsa olsun. Artık kader kendimi çiziyor ağlarını. Birileri mi yönetecek? bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne eğer biz bu seneyi şampiyon kapatabilirsek ya da Şampiyonlar Ligi'ne gitme vizesi alabilirsek oraları biraz ihtiyatlı konuşmuş olalım. Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir kadro ile gitmemiz lazım. O çok iyi bir kadro da bu kadro. Gerçekten bu kadro. Belki bir iki takviyesi, bir iki değişimi olacaktır ama aslında sözün özü hani Mertens'i biz de sayıyoruz. Torreira'yı bizde sayıyoruz. Bunların bırakılmaması lazım. Bu ayın bırakılmaması lazım. Ama Icardi konusunu nasıl çözeceğiz? Gerçekten en önemli konu bu. Yani yani şaka olsun diye söylüyorum ama Galatasaray adasını satıp Icardi'yi mi alsalar acaba falan gibi. Yani bu Icardi eğer bu form düzeyinde bu oyun karakterinde gidecek ise boşuna Dünya Kupası'nda oynamamış. Yani Lautaro Martinez yedek de mi olamazdı? Ben Icardi'nin oyununu Elmander'e benzetiyorum. Yani oyundaki etkisini çünkü Elmander rakibi atağa doğru düz çıkartmazdı. Mustera'dan gelen topları bir şekilde ya indirir ya rakibi rahatsız eder. Onların kullanmasını engellerdi. Ve topu alıp topla kat edip gol atabilirdi. Elmander'den sonra bu tip bir oyuncunun gelmesi çok güzel. Elmander'i sakatlık aldı elimizden. Icardi de para veya sakatlık almaz umarız. Bir de Torreira'yı Okan'a benzetiyor musunuz acaba? Biraz ben benzetiyorum oyun karakteri olarak. Yani rakibi bozma açısından, sürekli her topun başında olması açısından. Torreira sanki Okan'ın biraz daha orta tarafta oynayan, ön libero gibi oynayan altı numara derler ya. O şekilde oynayan versiyonu. Okan daha çok sağ kanatta oynar kariyeri boyunca. Sağ taraftan gitti geldi. Son bir şey. Hani bizim 1987 Galatasaraylılar grubunda da bunu görüyorum. Yani rakiplerimizi kendi elimizle kendimize bilemeyelim. Yani hangi rakiple oynasak gerçekten çok bilenmiş çıkıyorlar. Doğaldır. Herkes lideri pırıl pırıl yanan, 10 maçtır galip gelen, kupada, ligde her şekilde derbi kazanmış bir takım. Bunu yenmek isteyecektir. Havasını basmak isteyecektir. Herkes bunu isteyecektir. Ümraniye Spor da isteyecektir şimdi. Ama biz kendi elimizle onları kendimize karşı bilemeyelim. Yani dost edinelim. Fenerbahçe'nin düştüğü hataya düşmeyelim. Fenerbahçe uzun dönem tüm takımları kendisine düşman etti. Neden etti? İç dinamiklerini bir arada tutabilmek için. Yani karşı tarafta düşmanlar yaratıp bize karşı karşı bilenmişler ama biz bunları aşacağız havası yaratmak için. Bunu biz yapmıyoruz. Bizim kulüpçe yapmıyoruz ama taraftarca, sosyal medya taraftarı olarak özellikle bizler, biz çok yapıyoruz gibi geliyor. Teşekkür ederim. Kutlu olsun, mutlu olsun.